danışmanlığında 2 yüksek lisans tezi tamamlanmış, 8 yüksek lisans tezi ise devam etmektedir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Hocam şimdi sunum yapmak üzere sözü size bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Ekranımı paylaşayım öncelikle de. Hocam sesiniz kapalı. Mikrofonunuzu bir dakika açar mısınız? Mikrofonunuz açık. Evet arkadaşlar merhaba. Hacer sesim geliyor değil mi? Evet hocam şu an geliyor. Ekranımı da paylaştım görebiliyorsunuz değil mi? Evet ekranımız da görünüyor hocam sıkıntı yok. Tamam isterseniz başlayalım. Olur hocam siz bilirsiniz. Evet arkadaşlar tekrar merhaba diyelim. Bugün sizlere Matematiğin Yıldızları Kadın Matematikçileri isimli konferansımızdan bazı konferansımıza yönelik bazı bilgiler vereceğim size. Ona geçmeden önce burada belki iletişim kurmak isteyen olur, sorusu olan olur özelden. Mail adreslerimi yazdım. Instagram hesabımı koydum. Bunları geçelim. Sunuyla ilgili olarak kısaca bir bilgi vereyim öncelikle size. 5 başlık altında bilgi vermeyi düşünüyorum. Matematiğe sadece erkekler mi katkı yaptılar? Neden kadın matematikçilerin sayısı geçmişte azdı? Matematiğin yıldızlarına bazı örnekler vereceğim size. Kadın matematikçilerin en belirgin bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Ve kadın matematikçilerin hayatlarını derslerde nasıl kullanabiliriz? Bu başlıklar altında size bilgi vermeyi planlıyorum. Sunumuma ilk olarak bir şiirle başlamak istiyorum. Bir Rus kadın matematikçi Sofya Kovalevskaya var. Değerli arkadaşlar. Onun şöyle bir güzel bir sözü var. Ruhen bir şair olmadan asla matematikçi olunamaz diye bir sözü var. Ben de ona binaen size böyle bir dörtlük yazmak istedim. Yıldızlar gökyüzünde yalnız gezerler. Yıldızların kaderi hasret kalmaktır. En zor acıları sinelerine çekseler de elbette en zoru yıldız kalmaktır. Bir hikaye anlatacağım sizlere. Kulakların işitmediği, gözlerin görmediği, zamanın külleri arasında yok olmaya yüz tutan bir hikaye. Matematiğe yön veren kadın matematikçilerin hikayesi. Bu insanlar matematik tarihinin kadim çarkını tersine çevirdiler. Ama bunu kimsecikler bilmedi. Şimdi siz bileceksiniz. Hikmet ile sırlanmıştır bu hikaye. İnşallah yine hikmet ile dile gelecektir. Allah kalemimize ve kelamımıza doğruluk nasip etsin. Rabbim hayretimizi artırsın. Bismillah deyip başlayalım. İlk başlığımız matematiğe sadece erkek matematikçiler mi katkı yaptı? Genelde bunu ben öğrencilere, ortaokul olsun, lise öğrencileri olsun, öğretmen adayları olsun, öğretmenler olsun, hatta akademisyenler olsun, hatta bugün bir akademisyen arkadaşlar da konuştuk bunu. Bildiğiniz bir kadın matematikçi var mı? Maalesef cevap veremedi. Ya da cevap verenler daha çok ya Hypatia'yı ya da yakın zamanda vefat eden Meryem Mirzani dediler. Ondan sonra ya da ondan önce olanlarla ilgili herhangi bilgi çok veren çıkmadı. Burada bir ağaç görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Ben buna matematik ağacı diyorum. Bu matematik ağacının gördüğünüz gibi kökleri var, gövdesi var, dalları var. Burada en fazla dikkat çeken bu ağaçta bir de gördüğünüz gibi salıncak var. Bu salıncakta erkek matematikçiler bayağı bir sallanabildi. Mutlu oldular, mutlu ettiler. Ama kadın matematikçilere gelince bu salıncağa çıkabilmek onlar için hiç de kolay olmamış. Hatta ilk zamanlarda bu 20. yüzyılda kadar olan kısımda diyelim buraya çıkamadılar bile. Ancak 20. yüzyıldan sonra matematik ağacındaki salıncağa binip sallanabildiler. Matematiğin güzel taraflarını görüp insanlara aksettirebildiler. Yani bu salıncağa çıkabilmek hiç de kolay olmadı. Bugünkü konferansımızın ana teması da aslında bu. Biliyorsunuz babasını kaybeden yetim, annesini kaybeden öksüz kalıyor. Bu arada Allah hepimizin ve hepinizin anne babasına ve sizlere sağlıkla hayırlı ömür versin. Matematikte kadın matematikçilersiz, öksüz, köksüz
ve dalsız kalır. Ne matematik kadın matematikçilersiz ne de kadın matematikçiler matematiksiz yapabilir. Matematiği bir temel, kadın matematikçileri de bir bina gibi düşündüğümüzde bina olmadığında temel çok bir işe yaramayacaktır. Bugün matematik dünyasında birçok erkek matematikçi var, hatta kadın matematikçi de var. Bugün ama bugünkü dünyayı düşünürsek, geçmişteki matematik tarihini düşünürsek aynı şeyi söyleyemeyiz. Maalesef kadın matematikçi sayısı az. Bunun nedenlerini ilerleyen slaytlarda yer vereceğiz. Sadece erkek matematikçileri dikkate alıp matematikle ilgili hüküm verdiğimizde o zaman verdiğimiz hükümler sağlam bir zemine oturmayacaktır. Kadın matematikçiler olmadan matematiğe yönelik hükümler verirsek bir yanımız kör, bir yanımız da topa kalacaktır. Kadın matematikçiler olmadan matematiğin derinliklerine, matematik olmadan da kadın matematikçilerin çalışmalarının derinliklerine nüfuz edemeyiz değerli arkadaşlar. Hepimiz Neşet Ertaş'ı tanırız. Allah rahmet eylesin. Şöyle güzel bir sözü var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Kadınlar insandır. Biz erkekler ise insan oluruz. Yine şöyle güzel bir söz var. Toplumun yarısı kadınlardan ibarettir. Geri kalan yarısını da kadınlar yetiştirir. Yani insanoğlunu aslında yetiştiren insandır. Yani erkekleri yetiştiren de insandır diyebiliriz. Kıyamete kadar biliyoruz ki gündüz geceye muhtaç olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi yok. İnsan da insanoğluna muhtaçtır. Muhtaç kalmıştır. Matematik tarihine baktığımızda mesela Sophia Jerome'un matematik dünyasına girmesi için Alman matematikçi Carl Friedrich Gauss çok çalışmıştır. Yine Emmanuel Noether'ı matematik dünyasına katmak için bir erkek matematikçi olan David Hilbert çok çalışmıştır. Müslüman kadın matematikçi olan Suzan Kahramaner'in doktora tez danışman hocası Kerim Erim'dir. Yine Asuman Güven Aksoy'un yüksek lisans tez danışmanı yine erkek bir matematikçi olan Tosun Terzioğlu'dur. Meryem Mizani'nin doktora tez danışmanı yine erkek matematikçi olan Curtis Tracy McMullen'dir. Yani bu süreçte kadın matematikçileri yine engel oluşturan erkek matematikçiler olmuştur. Ama bazı erkek matematikçiler de matematik dünyasına girmesi için yine ellerinden tutan, onlara destek olan insanlar olmuştur. Bunu unutmamak gerekir. Ey kadın matematikçim, sen matematik için ifade ve hızsın. Gündüz geceye muhtaç, matematiğe de sen lazımsın. Peki geçmişte kadın matematikçilerin sayısı neden bu kadar azdı? Şu an derslerimize, sınıflarımıza bir baktığımızda, eğitim fakülteleri için konuşuyorum. Öğrencilerimizin %90'ı bazı sınıflarda daha da fazla kadın matematikçilerden oluşuyor. Bu güzel bir şey. Geçmişte bu kadar değildi. Ta ki 20. yüzyılın başlarına kadar kadın matematikçi sayısı çok azdı. Bunun biraz nedenlerinden bahsetmek istiyorum. Birinci ve belki de en önemli nedeni toplum baskısı. Ben kadın matematikçilerle ilgili yaptığım okumalarda şu ana şeyleri gördüm. Sizinle paylaşmak istiyorum. Kadın her anlamda erkekten aşağıdadır görüşü var. Matematik kadınlara göre değildir. Kadınların matematiğe kafası basmaz. Soyut bir bilim olan matematik kadının kişiliğine zarar verebilir. Kızlar okula mı gider? Bir kız matematik okuyup da ne yapar? Üniversitede kadın matematikçinin ne işi var? Kız öğrencilerin üniversiteye alınması tüm akademik düzeni alt üst eder. Bu şekilde engellerle karşılaşmışlar. Yani bunları özetlemek istedim bize. Hatta bazı filozof ve matematikçiler, kadın matematikçiler için, matematikle uğraşanlar için şöyle cümleler kurmuşlar. Mesela Immanuel Kant, madem güzel kafalarını geometriyle ya da matematikle diyebilirsiniz, meşgul edecekler, sakalda bırakabilirler demiş. İngiliz matematikçi bildiğiniz gibi Augustus de Morgan da şöyle demiş, kızlar matematiğin neden olabileceği zihin baskısına dayanamazlar. Bu ana şeyler toplumda kadının rolünü ortaya koyan cümleler. Yani ne gibi büyük zorluklarla karşılaştığını bu cümlelerden de çıkartabilirsiniz. İkinci ana neden aile baskısı. Ya aileleri okumayı öğretmemiş kadınlara, ya yazmayı öğretmemiş ya da ikisini de öğretmemiş. Mesela Sophia Jerome'un ailesi okula göndermek istememiş. Mary Somerville'ın İncil okuyabilmesi için okuma öğrenmesine izin verilmiş.
fakat gerek olmadığı düşüncesiyle ona yazma öğretilmemiş. Ya da Rus kadın matematikçi Sofya'ya matematik çalıştığını ailesinden saklamak durumunda kalmış. Yani matematiği geceleyin yorgan altında çalışmış. Matematiğin yıldızlarına, bazı yıldızlarına örnekler vereceğim sizinle. Hepsini paylaşmayacağım. Hepsini bu konferans içerisinde paylaşmamız zaten mümkün değil. Bazılarına yer vereceğim. Bunlar dışında da önemli kadın matematikçiler vardır. Buna geçmeden önce Ayşe İzzet Ruhiç'i hepiniz tanıyorsunuzdur. Şöyle güzel bir sözü var. Bunu paylaşmak istiyorum. Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım. Yani gökyüzündeki yıldız matematikçilerden örnekler vermemiz lazım onlara. Matematik tarihinde şüphesiz zirve yıldız kadın matematikçiler var. Ama bu bir akış. Bu akışın içinde anlamlı hale geliyor bu zirveler. Onlarla birlikte düşündüğümüzde matematik daha anlamlı hale geliyor. Matematik dünyasında yüzlerce yıldız var. Onlar matematik dünyasında parlayan büyük yıldızlar. İşte en büyük eserleri kendi hayatları olan bu yıldızlardan bazıları. Birinci yıldızımız değerli arkadaşlar İskenderiyeli Hypatia. Bu bilgeliğin eşsiz yıldızı olarak tanımladım kendisi. Neden bu şekilde tanımladığımı ilerleyen slaytlarda daha iyi anlayacaksınız. Kısaca biraz bilme katkılarından, matematiğe katkılarından bahsedecek olursak, Diofantos'un aritmatikası üzerine 13 ciltlik kitabına yorumlar getirmiş. Apollonius'un konikleri üzerine yine yorumlar yazmış. Batlamyus'un Almagest'i üzerine düzenlemeler yapmış. Babası Theon'un yazdığı Ek-Bütün Elementleri adlı eser üzerine yorumlar yapmış. Yine Astronominin Kanunları isimli bir kitap yazmış. Belki en önemlilerinden bir tanesi Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin elips biçiminde olduğunu kanıtlamış kendisi. Kendisi matematik dünyasına kadınların girebilmesi için bir surda gedik açmış diyebiliriz. Kendisini hep aklıma geldiğinde, düşündüğümde Necip Fazıl Kısagüre'nin Surda Bir Gedik Açtık şiiri aklıma geliyor. Hepiniz duymuşsunuzdur. Bir kez daha isterseniz tekrarlayalım. Duysun tüm dünya, duysun şimdi, yeter artık diyen masumların sesini. Bitsin bu esaret, bu zillet, hadi ayağa kalk, bitsin bu hasret. Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes, eh kahpe rüzgar artık, ne yandan eserseniz. Sanki Hypatia ve onun gibiler için yazmış bu şiiri diye düşünüyorum. Kendisinin duymuşsunuzdur. Şöyle güzel bir sözü var. Düşünme hakkınızı saklı tutun. Yanlış düşünmek bile hiç düşünmemekten daha iyidir. Bazı kadın matematikçileri maalesef cefa parlatmış. Yani günümüze hala daha duyulmasını sağlamıştır. Onun hayatını anlatan Agaro isimli bir film var. 2009 yapımı bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Türkçe dublajı da var. Hayatından önemli kesitleri bu filmde bulabilirsiniz. Sözlüklerin çileye verdikleri anlam Hypatia için maalesef zahmet olmuştur. Halbuki o hikmetini bilene rahmettir. Ondan sonra gelen kişiler için onun çektikleri rahmet olmuştur. Hypatia'nın çilesiz bir matematik davası maalesef olmamış değerli arkadaşlar. Çünkü davası büyük olanın çilesi de büyük olmuştur bu hayatta. Fikir çilesi belki de en büyüğü çektiklerini. Biliyorsunuz bilgi hakikati arayanın elinden nura dönüşüyor. Hypatia bu şekilde hakikati aramaya çalışmış. Ancak güç ve kuvvet peşinde koşan insanların elinde ise nara yani ateşe dönüşmüş ve kendisinin de maalesef ateş olup yakmıştır. Matematikle uğraştığı için, hakikati aramaya çalıştığı için içine şeytan girdiğini söyleyenler olmuş. Bunun en büyük temsilcilerinden de o zamanın baş psikoposu Siril, halkı onun aleyhine kışkırtmış ve paramparça etmişler kendisini ve ateşle yakmışlar. Maalesef böyle kötü bir şekilde hayatı son bulmuş. İkinci yıldızımız Müslüman kadın matematikçi de diyebileceğimiz Meryem El Usturlabi. Dünyanın ilk Müslüman kadın mucidi ve gök bilimcisidir. Kendisi çalışma, ibadet ve namus borcu olarak gören bir kadın olarak görebiliriz kendisini. Bilmeyen büyük katkılarından bir tanesi usturlap denen bir cihaz geliştirmiş.
Ondan öncesi de var. Yani usturlar bundan daha önce de geliştirmiş ama kendisi kendisine has İslam dünyasının has usturlaplar geliştirmiş. Biliyorsunuz usturlap yıldız tutan anlamında. Ustur da yıldız demek. Günümüzün bu alet hesap makinesi, pusulası, zaman ve uzaklık ölçme gibi birçok fonksiyonu var. Yani kısacası günümüzün GPS cihazı ya da bilgisayarı diyebiliriz. Onun yaptıkları özellikle trigonometrinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Biliyorsunuz namaz vakitlerinin belirlenmesinde, kıblenin bulunmasında ve benzeri şeylerde Müslümanların birçok katkısı olmuştur. Bu usulat da o işler için kullanılmıştır. Bir diğer yıldızımız da Kurtubalı ya da Kortobalı Lübna. Kendisi matematikçidir, şairdir, katiptir, tercümandır, kütüphane yöneticiliği yapmıştır ve hayatı kölelikte başlamış ve Sultan, o zamanki Sultan 3. Abdurrahman'ın özel danışmanlığına kadar yükselmiş bir şahsiyetti. Bulunduğu yeri cennetten akan nehirler gibi etmiştir. Yani bulunduğu sarayı bir nevi cennete dönüştürmüş. Kendi güzel, gönlü güzel kadın matematikçi Lübna. Kadın matematikçi olmak bir ruh iş olduğunu düşünüyorum. Bu ruh da ancak inançla sonsuzluğa taşınır. Bu inancı taşıdıkları için isimlerinden hala da biz bahsedebiliyoruz. Bu inanç olmasaydı isimleri bile anılmıyor olacaktı. Kendini ilme ve bilime adayan Lübna, Endülüs sokaklarında gezerken çocuklara çarpım tablosunu ve bazı basit matematiksel formülleri öğretiyormuş. Bu şekilde matematiği çocuklara sevdirmeye çalışırmış. Lübna, Öklüt ve Arşimet gibi matematikçilerin kitaplarının çevirilerini yapmış. Çeviri yapmakta da kalmamış, bu çevirilerin üzerine matematikle ilgili kendi orijinal düşüncelerini de ilave etmiştir. Ünlü Öndülüs alimi onun için şöyle demiş: Lübna dil bilgisi ve şiirde mükemmel bir insandır. Matematik bilgisi de çok iyiydi ve diğer bilimlerde de yetkindi. Emevi Sarayı'nda onun kadar asil kimse yoktu demiş İbn Beşküvar. Kendisi ünlü Öndülüs alimidir. Bir diğer yıldızımız Sophia Germont, Fransız matematikçi kendisi. Odidak bir insandır. Belki odidak bulmamış olabilirsiniz. Okula gitmeden kendini kendini yetiştiren insanlar için kullanılan bir tabirdir bu. Arşimed'in ölüm hikayesi kendisini çok etkilemiş ve matematiği bu şekilde merak saldığını söylüyor. Biliyorsunuz Arşimed ölüm hikayesi şu şekilde gerçekleşiyor. Romalı askerler ülkesini saldırıyor ve Arşimet'in bulunduğu yeri de ablukaya alıyorlar. Bir Romalı asker Arşimet'in yanına geliyor ve teslim olmasını söylüyor. Arşimet elinde bir çubukla yere bir geometri şeklini çizmiş ve geometrik bir problemle uğraşıyordu. Arşimet onun dediklerini duymuyormuş bile ve kendisini o kadar probleme kaptırmış ki kendisini duymadığı için yanındaki Romalı asker kendisini maalesef öldürüyor. Nasıl bir matematik problemi kendisini bu kadar kaptırabiliyor? Bu olaydan Sophia Germont çok etkileniyor ve matematikçi olmaya karar veriyor. Sophia Germont'un matematiğe önemli katkıları var. Önemli katkıları sayılar teorisine yapmış. Sayılar teorisinde de sizin de bildiğiniz Fermat'ın son teoremi isimli bir teorem var. Bunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunuyor. Biliyorsunuz 94 senesinde de bu formül ispatlanıyor. Yani olamayacağı ispatlanıyor. Size tavsiyem şu Fermat'ın son teoremi isimli kitabı da alıp okumanız yönündedir. Kendisi maalesef kadın matematikçi olarak matematik dünyasına kendisini kabul ettiremiyor ve takma erkek ismiyle çalışmalar, makaleler yayınlıyor ve Gauss'a gönderiyor. Bir kısmını Gauss'a ve başka matematikçilere gönderiyor. Sophia Germont'un daha sonra kadın olduğunu Alman matematikçi Gauss öğreniyor ve ona şöyle bir mektup yazıyor. Daha önce size M. Liebling ismiyle hitap eden mektupların sizin özverili cevaplarınız karşısında hiç kuşkusuz yetersizdir. Umarım bugün verdiğim bilgiler beni sizin sahte isimle de olsa onurlandırmanızdan mahrum etmez ve bana sizden haberler vermek için birkaç dakikanızı ayırırsınız. Mektubun tamamını okumayacağım ve mektubun devamında şunları söylüyor.
Geleneklerimiz ve ön yargılarımız nedeniyle erkeklere göre sonsuz derecede engellerle karşılaştığı halde, eğer bir kadın matematiğin en gizemli kalmış alanlarına girebiliyorsa, o hiç şüphe yok ki saygıdeğer cesarete, olağanüstü yeteneğe sahiptir ve üstün bir dehadır demekten kendisini alıkoyamıyor. Bir diğer yıldızımız Sofya Valisevna Vasilyevna Kovaleskaya. Kendisi Rus matematikçidir ve ilk profesyonel kadın matematikçi olarak anılır. İlk sunumun başında söylediğim ruhen bir şair olmadan bir matematikçi olmaz sözü de yine kendisine aitti. Burayı da koymak istedim. Oruçlu olduğumuz için gençler konuşmak zor, fark ediyorsunuzdur. Bize de hak veriyorsunuzdur. O yüzden su içemiyoruz. Kendisi Almanya'da doktora yapan ilk kadın matematikçidir. Üniversiteye profesör olarak atanan yine ilk kadın matematikçidir. Üniversite kapılarının diğer kadınlara açılmasını sağlayan bir insan olarak matematik tarihine, bilim tarihine ismini yazdırmıştır. Analiz ve diferansiyel denklemlerle ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Otobiyografisinde kendisi ve matematik için şu cümleleri kurmuştur. Bu kavramların anlamını doğal olarak henüz kavrayamadım. Ama hayal gücümle hareket ettiler. İçinde sıralanan ürünlerin erişemeyeceği yeni bir harikalar dünyasını başlatan yüce ve gizemli bir bilim olarak matematiğe saygı aşıladılar. Bir diğer yıldızımız Emilia Emilotur. Kendisi Alman matematikçidir. Soyut matematik ve cebirsel geometriyle ilgili önemli çalışmalar yapmış. Göttingen Üniversitesi'nde bir kadın olduğu için öğretim üyesi olarak alınmamasına tepki olarak arkadaşı ve dostu, hocası diyebileceğimiz David Hilbert şu cümleleri kurmaktan kendisini alıkoyamamıştır. Bir öğretim üyesi adayının hangi cinsten olduğu okula alınıp alınmamasında bir kriter olamaz. Burası bir üniversitedir, hamam değildir. Cümlelerini Allah'tan kendisini alıkoyamamış bir matematikçidir. Albert Einstein da onun üniversiteye alınması için önemli gayretler sarf etmiştir. Ve Eminönü'nün cenaze töreninde onun için şu cümleleri kurmuştur. Kadınlar yüksek öğretime girmeye başladığından beri görülen en önemli yaratıcı matematik dahasıdır diye ifadeler kullanmıştır. Bundan sonraki matematikçilerimizin hepsi Müslüman ve ilki Nusret Toydemir Gökdağ'ındır. Kendisi matematikçi ve astronom kimliğiyle bilinir. Öğrencilerini de çalışma arkadaşı olarak gören bir insandır kendisi. Ne güzel çalışma arkadaşı olarak görüyor. Kendisinin astronomiyle ilgili yazdığı ve çevirdiği birçok kitap vardır. Bunların bazılarını aşağıya koydum. Sadece bunlardan ibaret değil. Matematikle ilgili ise çeviri kitapları var. Bunlar iki tane liseler için cebir temrinleri, yani cebir alıştırmaları. Bir diğeri de analitik geometri problemleriyle ilgili kitaplarıdır. Kendisi Cumhuriyet döneminin ilk bilim kadınlarındandır. İlk kadın gökbilimcisidir, ilk kadın dekanıdır, ilk kadın senatörüdür. Türk Matematik Derneği'nin de kurucu üyelerinden bir tanesidir. Diğerinde mesela Nazım Terzioğlu'dur, bir diğeri Cahilat'tır. 5 dil bilmektedir kendisi. Bir diğer yıldızımız Suzan Kahramaner. Kendisinin şöyle güzel bir sözü vardır. Matematiği çok iyi yapınız ve çok iyi matematikçiler yetiştiriniz. Bunu da hayat felsefesi olarak edinmiş ve çok iyi matematikçiler yetiştirmeye çalışmıştır. Matematiğin güzel taraflarının esinin farkında olan ve bunu öğrencileriyle paylaşan bir kadın matematikçidir. Türkiye'de doktora yapan ilk kadın matematikçidir. Doktor hocası Kerim Belim'dir. Kerim Belim de aynı zamanda ilk Türkiye'de ilk doktora yapan erkek matematikçidir. Kendisinin doktor hocasıdır. Yan tarafta da bununla ilgili bir kitap var. Belki okuyup bilgi sahibi olursunuz diye kitabın kapağını koydum. Suzan Kahramaner'in karmaşık sayılar teorisinde kas sayı problemleri ve kognitif fonksiyonlar teorisi ile ilgili önemli çalışmaları bulunmaktadır. Bir diğer kadın matematikçimiz Selma Soysal. Kendisinin fonksiyonel analiz ve operatörler teorisi konularında 4 tane makalesi bulunmaktadır ve 67 yılında yayınlanan R sayılar sistemi isimli bir kitabı bulunmaktadır. Kitabın görsünün yan tarafı bulundu.
Kendisinin şöyle güzel bir sözü var, sizinle paylaşmak istiyorum. Kendisi aynı zamanda Cumhuriyet döneminin ilk kadın matematik profesörüdür. Bence matematik erkeklerden daha çok kadınlara uygun bir daldır. Tüm bilim dalları tutkuyu gerektirir. Ayrıca matematik için sezgi de zorunludur. Hem tutku hem de sezgi kadınlarda vardır. Üstelik kadın matematikçiler daha iyi öğreten anlatıcılardır. Allah'ın öyle kulları vardır ki, varlığa bakıp orada en güzeli götürür, keşfeder ve güzele yol alırlar. Selma Soysal da kendini güzele götüreni keşfetme aracı olarak matematiği görmüş ve matematikte güzele yol almış güzel insandır. Diğer bir yıldızımız Nermin Arık'tır. Nermin Arık yumuşak bir üslupla çeşitli kitaplar yazmıştır. Matematiğe ve diğer bilim dallarına, fizik gibi diğer bilim dallarına birçok çeviri yapan ve bu çevirilerin çoğu TÜBİTAK yayınlarında yayınlanmıştır. Bunların sadece matematikle ilgili olanlarını koydum. Toplam çeviri yaptığı kitap sayısı 19'dur. Sadece matematikle ilgili olanlarını koydum. Belki bazılarını okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bir tanesi bir matematikçinin savunması. Felsefe matematik felsefesiyle ilgili bir kitaptır bu. Genç bilim adamına öğütler var. Yine felsefeyle ilgili olan, matematik felsefesiyle ilgili olan, matematik sanatçısının bir kitabı var. Bir sayı tut, pi coşkusu, pi'nin nasıl bulunduğuna yönelik güzel bilgiler var, okumanızı tavsiye ederim. Bundan sonraki bazıları ilkokul, ortaokul seviyesindeki çocuklara hitap yazmış, çevirdiği kitaplar var. Toplama ve çarpma, çarpmalar ve bölme, kesirler ve ondalı sayılar, tablolar ve grafikler, çarpım tablosu, sorgulayan deneyimler, bu yine matematik felsefesiyle ilgili. Bunları söylüyorum, ilerleyen zamanlarda 4. sınıfa geldiğinizde matematik felsefesiyle ilgili dersler alacaksınız. Onunla ilgili kaynak kitaplarımız olsun diye söylüyorum. Yine 5-6 kural 20. yüzyıl matematiğinin önemli teorileri, yine matematik tarihi ve matematik felsefesiyle güzel bilgiler alabilirsiniz. Bir diğer yıldızımız Hülya Şenkon. Kendisinin aşkın matematikçisi dedim. Kendi doktora tezi aşkın sayılarla ilgilidir. Aşkın sayıların ne olduğunu biraz sonra size söyleyeceğim. 6 bilimlik olur kendisi. 80 ile 2008 yıllarına kadar, yani 80'den 2008 yıllara kadar Türk Matematik Derneği'nin genel sekreterliğini de yapmıştır kendisi. Duymuşsunuzdur Türk Matematik Derneği'ni. Bu dernekten güzel kitaplar çıkıyor. Bakıp okumanızı tavsiye ederim. Kendisinin de iki tane kitabı vardır. Soyut çeviri, yani soyut matematikle ilgili. Onların da görselerini buraya koyup sizinle paylaşmak istedim. Hülya Şenkon zor bir konu olan aşkın sayılar teorisi konusunda ilk doktora da matematikçidir kendisi. Biliyorsunuz aşkın sayı cebirsel denklemlerle bulunamayan sayılardır. Bunlar iki tanedir, E ve P'dir. Zor bir konu seçmiştir kendisine, sabretmiştir. Hep hayal etmiştir bunun başarabileceğini. Onun için de Serhat Abedin'in şu şarkı sözünü sizinle paylaşmak istedim. Hadi, hadi yüreğim ha gayret, hele sıkı dur, hele sabret. Başını eğme, dik tut, bu bir rüyaydı farz et. Hadi, hadi yüreğim ha gayret. Yani matematikte çalışmanın ve gayret etmenin önemli olduğunu gösteren bir şarkı bu. O da matematikte bunu zaten fark etmiş, sabretmiş ve sonunda da başarılı olmuş bir insan. Katie Tenenblatt, ismin yabancı olduğuna bakmayın. Kendisi İzmirlidir. Aynı zamanda Brezilya vatandaşıdır. 10-12 yaşlarında Brezilya'ya göç etmiştir. Kendisi birçok müzik insan ve doktor öğrencisi yetiştirmiştir. Diferansiyel geometri ve diferansiyel denklemlerle ilgili önemli çalışmaları vardır. 89-91 yıllar arasında Brezilya Matematik Derneği'nin başkanlığını yapmış ve matematikte ulusal bilimsel liyakat nişanını hak kazanmıştır. Önemli bir ödüldür bu. Kendisini matematiğe yönelten temel unsurun matematiğin temiz, saf ve mutlak yönlerinin bulunması olduğunu söylemektedir. Siz de matematiğin bu yönleriyle iyi, doğru ve güzel insanlar yetiştirmeye çalışın. Öyle insanlar yetiştirin ki kendi aklının kulu kölesi olmasın. Bunu deyince de aklıma Ömer Aragam'ın şu dörtlü aklıma geldi. Nerede yüreği tertemiz yönen insan, nerede güzel düşünceler ardında koşan, herkes kendi kafasının kulu kölesi, hani Allah'ın kulu, nerede o karaman? İnşallah o karamanlar ve o karamanlara yetiştirecek sizler olacaksınız diye düşünüyorum.
Bir diğer yıldızımız Ayşe Soysal. Kendisi yakın zamanda göğüs kanserinde yakalandı ve çok şükür bunu yenmiştir. Şu an iyi olduğunu düşünüyorum ve umalarından onunla ilgili izlediğim videolarda kendisi iyi olduğunu ve kanserin yenildiğini söylemişti. 73'te başarılı hastalığı kadın doktor öğrencilerine verilen Bitsi Barbour bursunu almaya hak kazanan ilk Türk öğrenci olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin ilk kadın dekanı olarak görev yapmıştır ve bu dekanlığı 12 yıl gibi uzun bir süre sürdürmüştür ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk kadın rektörüdür. Rektörlüğünü 2004-2008 yılları arasında yapmıştır. Cebir ve sayılar teorisiyle ilgili de önemli çalışmaları bulunmaktadır bu değerli hocamızın. Kendisi rektör olduktan sonra yakın arkadaşlarından biriyim. Selma Soysal'a senin bu görevi yapacağına inanıyorum ancak Boğaziçi'nin dinamikleri bir kadını rektör yapamaz demiştir. Selma Soysal da arkadaşlarına şu cümleleri kurmuştur. Hepsini okumayacağım. Kadın olarak insanların size güvenmesi zor oluyor. Bu işi erkekler kadar hatta onlardan daha iyi bir şekilde yapabileceğimi düşündüm ve o yüzden kadın rektörüne aday olduğunu söylüyor. Sizin Düzce Üniversitesi'nin rektörü de kadın Miger Hanım. Kendisini biraz hayat hikayesini araştırdım. Ayşe sosyal hocamıza benziyor. Güzel bir kitap yayınlamışlar Güçlü Kadınlar diye. Okumanızı tavsiye ederim. Ben satın aldım. Kazancı da Düzce'deki öğrencilere bağışlayacağını söylüyor. Kız öğrencilerine bağışlayacağını söylüyor. Benim de bir bağışım olsun diye kitabı satın aldım. Kendisinin Nigar Hanım'ın şöyle bir şey var kitabını okuduğunda sizinle paylaşmak istiyorum. Bir yere doçent, bir üniversiteye doçentlik için başvuruyor. Doçentlik dosyasını erkek hocalardan bir tanesi inceliyor. Şuna benzer ifadeler kullanıyor. Çok dikkatimi çekmişti. Bu kadındır nokta, emziklidir nokta, gidip gelemez nokta. O noktayı orada da kullanıldığı için ikileri kullanıyorum. Yani doçentlik kadrosuna uygun olmadığını belirtmek için böyle bir erkek matematik için böyle bir cümle kurmuş kendisi için. Ayşe, burada Selma Soysal diye yazmışım da yanlış arkadaşlar. Oradaki Ayşe Soysal olacak. Ayşe Soysal da sizin rektör hanımın hayal hikayelerinin birbirine benzer olduğunu fark ettim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bunu düzeltirken vuruşlu vuruşlu yanlış yazmışım. Buradaki Selma Soysal'la ilgili değil, Ayşe Soysal'la ilgili. Onu da buradan şu an fark ettim. Kusura bakmayın. Bugün kaç düzeltme yaptım yaparken onları buraya yanlış yazmışım. Selma Soysal değil, Ayşe Soysal olacak. Bir diğer yıldızımız Meryem Mirzani. Kendisi belki duymuşsunuzdur. 2014 yılında FES madalyasını kazanan ilk kadın matematikçidir. 40 yaşın altındakilerine verilen bir ödüldür bu. Matematiğe girişini, matematiğe yönelmesini Gauss'un 1'den 100'e kadar olan doğal sayıların toplamını bulduğu bir yol var. O onu çok etkiliyor ve ondan dolayı matematiğe yöneldiğini anlatıyor hayat içerisinde. Bu bildiğiniz en çarpı en aktif bir bölü 2 formülünü Gauss'a atfediliyor. Yalnız bu yanlış ondan çok daha önce, yaklaşık 1000 yıl kadar önce yaşamış Müslüman matematikçi Karaci ya da Kare, aynı kişi bunlar. O bulmuştu. Bu bizim Osmanlı zamanındaki matematik ders kitaplarında bu formülü kullandığımıza yönelik Süleymaniye Kütüphanesi'nde bilgiler mevcuttur. Bundan parada sizinle paylaşayım. Kendisi lise zamanında arkadaşlarıyla beraber okul müdürünün teşvikiyle matematik olimpiyatlarına giriyor ve üst üste kazanıyor. İkinci sene girdiğinde matematik olimpiyatlarındaki bütün sorularda doğru yanıtlıyor. Bu fotoğrafları internette kolay kolay bulamazsınız. Ben biraz araştırdım, zorla buldum bunları. Bir videodan şey aldım. Bu da şu sol taraftaki Meryem Mizani lise zamanlarındaki fotoğrafı. Bu da yine lise zamanlarında ödül aldığı arkadaşlarıyla beraber fotoğrafı. Şurada sanırım okul müdürüydü diye tahmin ediyorum. Aldığım yerle ilgili bilgi yoktu. Yanlış olabilir. Belki anne babasıdır bilmiyorum. Kendisinin cebirsel geometri, analiz, özellikle topoloji, Riemann yüzeyi ile ilgili çalışmış. Olasılık gibi çeşitli konuların son derece güçlü tekniklerini rahatlıkla kullanabilmiş. Ve Riemann yüzeyleri ile ilgili temel sonuçlar elde etmiştir. Ve bu sahada çalışan
matematikçilere yeni araştırma alanları açmıştır Meryem Münizami. Az önce bunlardan bahsettik. Bakın ödüllü bir insanı ancak ödüllü bir insan herhalde geliştirebilir. Kendi doktora danışma hocası da FACE ödülünü kazanan erkek matematikçilerden bir tanesidir. Curtis Tracy McMullen, bu da doktora hocasıdır ve FES ödülünü kazanmış bir kişilik kendisi de. Oxford Üniversitesi'nde profesör olan Edison Erich, ödülün Meryem Mizani'ye verilmesiyle ilgili şu görüşlerini dile getirmiş. Kadınlar artık matematikte çok önemli başarılar elde ediyorlar. Bu ödüllerle de kadınların başarısı taçlandırılmış oldu. Ödül kamuoyunun ilgisini yakalamak açısından çok önemli. Bence yeni nesil, yani sizlerin üzerinde de önemli eser etkileri olacaktır diye dile getirmiş. Matematik onu ondan alan bir bilimdi. Yani Meryem Mizani için ben öyle gördüm bunu. O yüzden sanayinin de bu cehaletini senden almaya ilgilenen 100 kere daha iyice sözünü kullandım. Yandaki fotoğraf Profesör Kassa Rafi'ye ait. Kendisi Meryem Mizani'nin yakın arkadaşlarından bir tanesidir. Kansere yakalandıktan sonra onun ziyarete gitmiş ve aralarında şöyle bir diyalog geçmiş, yani şu cümleleri kurmuş. Her şeye rağmen onu aklımdaki düşündüğüm matematik problemlerinden anlatmaktan geri duyamadım diyor Kassarafi. Hastalığına, hayatında olup biten her şeye rağmen beni dinlemekten ve fikirlerini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor. Düşün, kansersiniz ve ölme riskiniz fazla. Arkadaşın yanına geliyor, matematikle ilgili konuşabiliyor. Bu büyük bir şey benim için. Bu da kocası, yine matematikçi olan Jean Van Drack. Ölümünden sonra şu cümleleri kuruyorum Meryem Mizani ile ilgili. Ölmeden önce arkamdan hemen ağlama dedi bana. Dünyada dert edilecek çok şey var. Sana yakın olanlar ve yardım edileceklerin için ağla. Yani herhalde öleceğini anladı da onun için yapabileceği bir şey yok. Kendisi için ağlaması, daha faydalı olabileceği düşündüğü insanlar için ağlaması gerektiğini düşünüyor. Çünkü bir insan ölüm anında bile kendisini düşünmeden başkalarının düşündüğü biliyor. Beni çok etkiledi. Sizinle de paylaşmak istedim. Doğum günü olan 12 Mayıs Dünya Kadın Matematikçiler Günü olarak kutlamaya başlandı. The Guardian İngiliz gazetesi burada bir röportaj veriyor. Bu röportajda aslında ülkemizde niye matematikte başarılı olmuyor onun cevabını vermiş. Bence. O yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. Herkesin matematikçi olmasına gerek yok. Ancak bence çoğu çocuk matematiği hak ettiği şansı vermiyor. Ben de ortaokulda matematikte çok başarılı değildim. İlgimi çekmiyordu. İlginiz olmadığından matematik amatsız ve soğuk görünüyor. Bunu anlayabiliyorum. Ama matematik güzelliğini ancak onu sabırla takip edenlere gösteriyor. Sabrın önemini bahsediyor. Güzel bir cümle kurmuştu. Sizinle paylaşmak istedim. Bu da mavi gözlü, gök gözlü, göklü kızı Anahita. Anahita su ve yaşam tanrıçası demek. Meryem annenin sanırım tek çocuğu, başka çocuğu var mı onunla ilgili bilgi bulamadım. Annesinin aldığı madalyayı eline almış. Belki ilerleyen zamanlarda kendisi matematikçi olacak. Belki kendisi de FES ödülünü kazanacak. Kim bilir belki o da olur. Annesinin kazandığı madalyayı elinde tutuyor. Kendisi İran vatandaşı değildi Anahita. İran ölüm kendi doğum günü olan Meryem Mizani'nin doğum günü olan 12 Mayıs'ta Anahita'ya İran vatandaşlığını veriyor. Tabii ki onun için önemli olan annesi, keşke birileri olan annesini verebilse, tabii ki hiç güç olan annesini maalesef bir daha geri veremez. Şunu yeni buldum, izleyemedim de, internette şey yapamadım, bulamadım. Siz de araştırmanızı istiyorum. Kendi öğrencilerime size de söylüyorum. Bulamazsa, bize de gönderirse, yeni şey yapılmış, Meryem Mizani'nin hayatını anlatan bir film çekmişler. İsmi de Yüzyılın Sırları Meryem Mizani'nin Matematiksel Bakış Açısı. Belgesel bir film. İzlemenizi tavsiye ederim. Sinemaya falan düşerse mutlaka gideceğim, gitmenizi de tavsiye ederim. Bunu yeni ulaştım, sizinle de paylaşmak istedim. Hayatını anlatıyor. Bir diğer yıldızımız Hanan Muhammed Abdurrahman. Kendisi Mısır'dır, aynı zamanda Norveç vatandaşıdır.
Hayat felsefesini şu cümle özetliyor: her öğrenci matematiği öğrenebilir. Peki neden böyle düşündüğünü ona sormuşlar. O da şöyle bir cevap vermiş. Güzel bir cevap vermiş. Sizinle paylaşmak istiyorum. Herkesin matematik öğrenebileceğine inanıyorum. Çünkü ilkokula gittiğimde matematikte boğuşuyordum. Matematik yasın değildi. Bu durumu tersine çeviren çaba, temel matematiği anlama ve ortaokuldaki ilham verici öğretmenimdi. Bakın öğretmenin önemini anlatıyor. Öğrencilerin ilgisini çekmek, onlara ilham vermek, öğretim yöntemlerini çeşitlendirmek ve konuya kendilerini inandırmak için sürekli çalışıyorum. En önemli şey karakterleri ne olursa olsun potansiyellerine karşı performans göstermeleri ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalarıdır. Bu arada Hanan bir akademisyen değil benim okumalarıma, öyle gördüm. Kendisi bir öğretmen, emeğini, ilmini, duasını, fikrini, her şeyini öğrencilerine vakfeden bir insan, vakfeden bir öğretmen olarak gördüm kendisini. 2017 yılında da Holbe ödülünü kazanmış. Bu matematik öğretmenlerine verilen bir ödül. Para ödülü de var. Bu da ödül sırasında çekilen bir fotoğraf. Kendisi bir kitap da yazmış. 5 dil biliyor. Yazdığı kitabın ismi de Matematik Yardımcısı ve Yenilere ve Lise Öğrencileri için Ev Ödevi Yardımı. Aynı zamanda Matematik Yardımcısı isimli bir web sitesinin de kurucusu. Verilere matematik başarısına yönelik kurslar düzenliyor. Öğrencilerine de ev ödevlerinde yardımcı oluyor. Kurduğu sitede bu. Sitenin ismi bu. Türkçesi baktım matematik yardımcısı demek. Norveççe sanırım yazılmış. Ama Google Translate sayesinde içeriğiyle ilgili araştırma yapabilirsiniz. Bir diğer yıldızımız Asuman Güven Aksoy, kendisi Konyalıdır, Karamanlıdır. Türk-Amerikan matematikçisidir. Sabit nokta teoremi, reel analiz, fonksiyonel analiz ve cebir gibi konularda önemli çalışmalar yapmış. Bununla ilgili de kitapların kapaklarının resimlerini sizinle paylaştım. Tabii ki hepsi İngilizce. 2006 yılında ödül kazanmış, matematik öğretimi ödülüne layık görülmüş. Bu ödülün dışında da 3 ödül almış. 2006 yılındaki aldığı ödülün belgesini de aşağıda sizinle paylaşmak istedim. Kendisi Türkiye'den uzaklaştıkça ona ve matematiğe daha da fazla yaklaşan bir insan olarak tanımladım kendisini. Bunda arkadaşı Barbara Bichler onun için şöyle bir cümle kurmuş, o cümlesinden çıkardım. Onu Türkiye'den alabilirsiniz ancak Türkiye'yi ondan asla alamazsınız demiştir. Sunumun başında da söylediğim Tosun Terzioğlu'nun yüksek lisans danışmanıdır. Asuman Hoca'nın oğlu da matematikte doktora yapmıştır. Yani aile boyu matematikçi kendisi. Bir diğer yıldızımız Gizem Karali, kendisi Türk-Amerikan matematikçidir. 2010 yılında genç araştırmacı ödülüne layık görülmüştür. İsmi gibi matematiğin gizli gizemli taraflarından merak salmış. Onu da şu cümleleriyle dile getirmiş. Matematiğin saf ve mutlak güzelliğini hala çok cazip bulsam da karmaşık, gizemli ve bunun tarafları artık kendisi için daha cazip görülmüş. Kendisi aynı zamanda insancıl matematikle ilgili de çalışmaları var. İnsancıl matematik ne olduğunu da şöyle tanımlıyor kendisi. Bence insancıl matematikte her şey çok daha güzel olacak. Matematiğin edebiyat, sanat, felsefe gibi dallarla ilgisini, yakınlıklarını araştıran ve bu bağlamlardan ilham alarak matematiğin kendisini daha da zenginleşmeyi öngören bir yaklaşımdır insancıl matematik. Yani insancıl matematiği bir şemsiye olarak tanımlamış. Matematikle, tarihle, matematik tarihiyle, bilimle, bilim tarihiyle, edebiyatla, sanatla, felsefeyle ilişki olan bir kavram bu insancıl matematik. Kendisi John Locke, Humanistik Matematik, yani İnsancıl Matematik Dergisi'nin editörüdür. The Mathematical Intelligencer ve numarası dergilerinde de editör yardımcılığı yapmaktadır. Bu matematiksel zeki olarak çevirebileceğimiz dergide son sayısında Melis Summerweil'in çıkış olarak kadın matematikçidir. Onun hayat hikayesine yer vermiştir. Onu da buraya kapağını koymak istedim. Bu kadın da önemlidir. Bilim adamı terimi yerine bilim insanı teriminin kullanılmasını sağlayan insandır. Mary Summerweil.
Burada Gizem hocamızın matematiğe katkılarıyla ilgili bazı bilgiler koymak istedim. Yani bazı denklemleri, kuantum grupları, Hopf çeviri üzerine yönelik çalışmaları vardır. Sosyal adalet için matematik isimli bir kitap yazmış, yan tarafta da görselini koydum. Çok güzel tespitleri var kitapta. Bu tespitlerine yönelik bazı matematikçilerin sözlerini koydum. Ne demek sosyal adalet, onu daha iyi anlaşılsın diye. Önemli matematikçilerden bir tanesi John Nash var, biliyorsunuz. Akıl Oyunları isimli filmde hayatı da anlatılmıştır. İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur kendisi. Türkiye'de matematik başarısının düşük olduğunu kendisine söyleyince şu cümleyi kurmuş. Bir daha tekrarlıyorum. İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur. Yani diyor ki Türkiye'de aslında adalet yoktur diyor. Yani o ben cümlelerinden onu anladım. Yani adalet daha doğrusu var da yeteri kadar adalet maalesef uygulanamıyor. Uygulamış olsaydı çocuklara matematik bir başarısı da artardı diyor John Nash. Bunlar onun cümleleri, benim cümlelerim değil. Bu cümlelere benzer bir de Napolyon Bonaparte'ın cümlesini paylaşmak istiyorum sosyal adalet ilgili olarak. Matematiğin ilerlemesi mükemmeliği devletin refahıyla yakından ilişkilidir. Yani sosyal adaletle yakından ilişkilidir demek istemiş. Kendisi ve Gizem Karali'nin kendisi ve eşi de bir matematikçidir, ödüllü bir matematikçidir. Amerika'da yaşıyorlar kendileri. Çocukları var, Reyhan ve Altay isimli. Bu fotoğrafı da o yüzden koydum. Bir diğer yıldızımız Sema Salur hocamız, o da Türk-Amerikan matematikçisidir. Diferansiyel geometri, kalıp edilmiş geometriye sahip manifoldların geometrisi ve topolojisiyle ilgili önemli çalışmaları var. Birçok ödül almış kendisi. Kendisine matematikte kadınların görünümünün artırmak için birçok çaba sarf etmekte, bu konuda atölyeler, seminerler düzenlemekte, insanüstü çalışmaları ve araştırma konularında da bu konuda desteklemektedir. Yani matematikte kadın görünümünü artırmak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Kendisi Salur Türklerindendir. Çünkü Salur Türkleri doğrudan geliyor. Biliyorsunuz Oğuz Türklerindendir Salur Türkleri. Türklerde gökyüzünün kızıl çıksın diye bir yemin türü vardır. O da sanki matematik için elinden geleni yapmazsam gökyüzünün kızıl çıksın tabiri aklıma geldi. Kılıcının yani matematiği yükseltmek için, aşağı yükseltmek için elinden geleni yapan, ruhunu bu işe adamış kadın matematikçilerden bir tanesi Sema Salur hocamız. Son yıldızımız, benim en azından bahsedeceğim son yıldızımız, kendi güzel, gönlü güzel, Esra Bukova güzel. Kendisi İzmir'de yaşıyor. Öğretmenlik yapmış, şu an akademisyendir. Matematik Eğitim Derneği'nin başkanıdır. Ondan sonra Burcu Eğitim Fakültesi'nin de dekanlığını yapmaktadır. Öğrencilerine yol göstermeye çalışan güzel bir insandır kendisi. Çalışma alanları var belli başlı. Öğretmen adaylarının alan öğretme program bilgisi, matematik öğretme yönelik etkinlikler, matematiksel modelleme, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve limit kavramı çalışma alanı var hocamızın. Bu alanlarla ilgili birçok yayını var. Limit özellikle onun önemli çalışma alanlarından bir tanesi, bu konuda doktora tezi yazmış. Kitaplarından bazılarının isimlerini koydum, belki derslerinizde de işinize yarayacak. Kaynak niteliğinde de kullanabileceğiniz matematik eğitimi ile ilgili güzel kitapları var. Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili kitapları da var. Okuyup alıp okumanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi çok kitabı var. Ben kadın matematikçilerin hayatlarına baktığımda belirgin bazı özelliklerini gördüm. Bunları sizinle de sıralamak istiyorum. Haklarını kesinlikle aramaktan çekinmiyorlar. Memnun olmadıkları şeyleri değiştirmek için mücadele ediyorlar. Kafalarına koydukları şeyleri kesin kez yaparlar. Mevcut oldukları için değil, istedikleri için bir şey yaparlar. Yalnız yaşamaktan da korkmazlar. Mesela bazıları hiç evlenmemişler. Mesela Hipatya çok güzel bir kadın olmasına rağmen evliliklerini geri çevirmiş, evlilik tekliflerini. Ben gerçekte evliyim demiş. Başkalarından etkilenerek karar almazlar. Onlara zarar veren insanları bir kalemle silerler. Kendilerine vakit ayırmayı da bilirler. Gerektiğinde hayatı siz baştan yaşarlar. Kendi duygu ve düşüncelerine kolay kolay taviz veremezler. Çok bilgilidirler ve samimi insandırlar. Zorunlu oldukları için değil, gerçekten istedikleri için evlenirler.
zorluklar karşısında bir savaşçı gibi mücadele ederler. Şimdi neden kadın matematikçiler az? Ondan bahsettik. Bazı kadın matematikçilerin hayatlarından, eserlerinden bahsettik. Son olarak da bu kadın matematikçilerimiz hayatlarını derslerde nasıl kullanabiliriz? Belki matematik tarihi dersinizde değindiniz mi, değinmediniz mi bilmiyorum. Ben lisansta, yüksek lisansta biraz bunlara değinmeye çalışıyorum. Bunlarla ilgili bilgiler verip konferansı sonlandıracağım. İlki, matematikle ilgili söyledikleri sözleri kullanabilirsiniz kadın matematikçileri. Bazılarını sunum esnasında size yer verdim. Bu sözler nedir, neyin nesidir, derslerde nasıl kullanılır? Bunlarla ilgili çalışma yaptım ben. İsmi de öğrencileri matematikle ilgili tarihsel sözlerin derslerinde kullanılma ilişkin görüşleri ve tarihsel sözlere yer verme durumları. Tarihsel sözler nedir, derslerde nasıl kullanılır, öğrencilere nasıl kullanılmış? Bununla ilgili bilgileri bu makalede bulabilirsiniz. Doktora tezim de benim yine matematik tarihiyle ilgili. Burada tarihsel sözlerle ilgili şeyler de bulabilirsiniz. Göktürk aramaya gidip Cemalettin Yıldız yazarsanız doktora tezime de bakabilirsiniz. Doktora tezimde mesela benim öğretmenlerim, ben öğretmenler üzerinde çalıştım. Tarihsel sözleri dersin başında, ortasında ya da sonunda tahtaya yazdılar. Öğrencilere bunları yorumlattılar. Sözlerle ilgili söyleyen kişilerle ilgili bilgi verdiler. Mesela bazı sözleri, bu sözleri öğretmenler derste yorumlattı. Tahtaya yazdı. Bunların örneklerini görüyorsunuz. Kadın matematikçi Sofia Kovaleska'nın sözü de var bu. Bazı hocalarımız sınavda boşluk olduğunu olarak ya da yorum sorusu olarak ya da şıklı soru olarak sorular sordu sözlerle ilgili. Öğrencilerin de ilgisini çektiğini fark ettik. Bazı öğrencilerin defterlerine yazdıkları sözler var. Yukarıda sözler, aşağıda onların defterlerine yazılmış halleri var. Belki okuyamazsınız diye yukarıda onları yazmak istedim. Bir diğeri, bunlarla ilgili puzzle'lar hazırlatabilirsiniz. Bunları ben öğretmen adaylarını hazırlattım. Birçok bilim insanıyla ilgili hazırlattık. Bu puzzle'larla ilgili sorular da sorabilirsiniz. Nasıl sorular sorabilirsiniz? Şimdi onları göstereceğim. Bir diğer puzzle'ımız Meryem el-Sulabi ile ilgili ya da Meryem Mizani ile ilgili. Bunları hazırlattığımızda Meryem Mizani yaşıyordu. Bakın 77 doğumlu kendisi. 2017'de vefat etti. Allah tanımdanıyı rahmet eylesin kendisine. Bu şekilde etkinlikler yapıp derslerinizde kullanabilirsiniz. Bunların bulmaca resimlerini, fotoğraflarını bulmaca olarak parçalayan programlar var. Parçalatırsınız, karışık bir şekilde verirsiniz. Yan tarafa ya da yukarı tarafta verilen tabloların yerleştirmelerini isteyebilirsiniz. Bu bir etkinlik örneği. Başka şeyler de yapılabilir. Bu da Meryem el-Sulabi ile ilgili. Bu da Meryem Mizani ile ilgili. Ya da kadın matematikçilerin portrelerini okul veya sınıf duvarlarına asabilirsiniz. Bu benim odamın duvarına astığım kadın matematikçilerden bazıları. Sağ taraftaki Hypatia, sol üst taraftaki Meryem Mizani, sol alt taraftaki de Meryem el-Sulabi. Bunlarla ilgili etkinlikler de yapabilirsiniz, açıklamalar da yapabilirsiniz, ödevler de verebilirsiniz, proje performans daha hızlı hatırlatabilirsiniz. Şu an gerçi performans var, performans yok, proje var ama kısa ödevler de verilebilir. Şu şekilde etkinlikler de yapılabilir. Portredeki resim verilir. O resimle ilgili sorular sorulabilir. Resim birkaç parçaya ayırıp o parçalarla ilgili sorular da sorulabilir. Ya da resmi fotoğrafı gözlemleyip ondan sonuçlar çıkarmalarını, bu fotoğraf ve resimle ilgili hangi sorular kafalarında canlandığını sorabilirsiniz. Bu sorulara nereden nasıl cevap bulduğunuzla ilgili yönelik sorular da sorulabilir. Bir diğeri çalışma yapakları hazırlayabilirsiniz. Bu çalışma yapakları benim yapmış olduğum makalenin ekleri bunlar. Kadın matematikçiler Cemalettin Yıldız diye yazarsanız internette o makaleye ulaşabilirsiniz. O makalenin ikindeki çalışma yapakları bunlar. Burada Selma Sosyal hayatını kendi ağzından anlatıyor. Sonra onun hayatıyla ilgili burada da sorular var. Ne o sorulabilir? Yaşamındaki önemli olaylar neler? Matematikteki başarılar neler? O Selma Sosyal'la ilgili ilginç çeken önemli şeyler neler? Onunla bir görüşme yapmak istesin, ona neler sorabilirdin, neler sormak isterdin, neler ona bir mektup yazın gibi sorular sorulabilir. Bunlar artırılabilir de, azaltılabilir de. Ya da beni tanıyor musunuz şeklinde bu tarzda onun hayatını özetleyici bir etkinlik yapabilirsiniz. Bu etkinlikte
Buradaki 6 soruyu sorulabilir, başka sorular da ilave edilebilir. Eğitim yaşantısı, eserleri, çalışmaları, kişilik özellikleri ve benzeri ilgili sorular sorulabilir. Bir diğer çalışma yapacağımız Hyperpad'le ilgili hazırlamıştım. Bu da yine benim bir bilgi olarak sunmuş olduğum çalışmanın ekindeki bir çalışma yaprağıdır bu. Bu konuda daha önceden çalışmalar yaptım. Onları sizinle paylaşmak istedim. Başka Türkiye'de bununla ilgili yapılmış çalışmalar yok. Amacım kendi reklam yapmak değil. Olsa onlara da koyardım. İnanın ki yok. Ya da beni tanıyor musunuz etkinliği yaparsınız. Bu kişinin kim olduğunu söylemezsiniz. Matematiğe ya da bilime katkılarını sıralayıp kim olduğunu bulmaları istenebilir. Buradaki de Hypatia. Ya da afişler hazırlatılabilir. Bunun gibi. Ya da Nerim Narut'la gibi. Ya da Meryem Rizani ile ilgili afişler hazırlayıp hazırlatılabilirsiniz. Bu afişlerle ilgili de sorular sorabilirsiniz. Bulmacalar hazırlanabilir. Bunun hazır programları da var. Evleri de hazırlanabilir. Burada Selma Sosyal ile ilgili bir çengel bulmaca var. Bununla ilgili şifreler de oluşturabilirsiniz. Bunun şifresi var mesela, altına koymayı unutmuşum, şu an fark ettim. Selma Sosyal ile ilgili kelime av ya da kavram bulmaca denen bulmacamız var. Bunları bulmaca geri kalan harfleri yukarı alta yazdığınızda bir şifre çıkıyor. Ya da kare bulmacalar hazırlatılabilir. Bu da Meryem Rizani ile ilgili bir kare bulmaca. Bu da bunlarla ilgili sorular. Hazırlaması çok zor değil. Yine Meryem Rizani ile ilgili çengel bulmaca. Burada da Meryem Rizani ile ilgili kelime bulmacaları var. Ya da bu kişilerin, bu kadın matematikçilerin hayatlarını anlatan kitaplar var. İnternette bir sürü var. Mesela Az Kızlar Uyku'dan Önce hikayeler. Bunun biri de var. İkisi de var. Meryem Rizani ile ilgili kitaplar var. Ondan sonra Meryem Ertuğrul'la bir kurt balığı unutma, ondan sonra aklıma gelmeyen bir sürü kişiyle ilgili internette kitap bulabilirsiniz. Bu sunumda onlara yer vermedim. İnternette var. Kadın filozoflar isimli ve benzeri. Kitabı böyle size tanıtırsınız. Sonra kitaptan önce, kitapla birlikte ve kitaptan sonra olmak üzere 3 başlık altında sorular sorabilirsiniz. Bu sorular artımda biraz azaltılabilir. Mesela kitaptan önce size kitabın ismi neden Asi Kızlar Aralık'tan Önce hikayeler olarak belirlenmiştir. Kitabın kapağında birçok isim bulunmaktadır. Bu isimlerin birbirine bağlantısı ortak yönleri nelerdir gibi sorular sorulabilir. Bu sefer içerikle ilgili mesela bu kitapta da Meryem Rizani anlatıyordu. Ben orada Meryem Rizani'nin hayatının anlattığı kısımla ilgili sorular sordum. Mesela bunlardan bazıları Meryem Rizani hangi ödülü kazanarak bir ilgi başarmış oldu diye sordu. Meryem Rizani matematik hangi alanla ilgili çalışma yaptı? Daha çok topoloji gibi sorular bilir. Bir sözü var, onu da koymuşum. Kitaptan sonra da sorular sorulabilir. Mesela Meryem Rizani'nin telefon ucunda Fiyat Madalyası'nın kazandığını öğrendiğinde şaşırıp şaka yaptığını düşünmüş. Bunun nedeni ne olabilir? Gibi sorular sorabilirsiniz. Ya da sözleri var, sözleriyle ilgili sorular da sorabilirsiniz. Bu soruları artı baz atmak tamamen sizin hayal gücünüzde kalmış. Ya da yaşam öyküleriyle ilgili, bilime katkılarıyla ilgili film ve videolar var. YouTube'a ya da internette yazarsanız çıkıyor. Ben bazılarını buraya koydum. Bunları izleyebilirsiniz. Buradakilerin hepsi Türkçe. İngilizce olan bu en son Meryem Rizani ile ilgili bulduğum var. Kısa bir tanıtım var. Onu izleyelim. Onun da ilerleyen zamanda da Türkçe çıkacaktır. Burada özellikle Meryem Ertuğrul abi ile ilgili olan Bilim, Ricat ve Sırlar Kütüphanesi var. Bunu izlemenizi özellikle istiyorum. 10-12 dakikalık bir video. Ödüllü bir video. Ben bunu 2009 senesinde İstanbul'da Günahane Parkı'nda Türkçe altyazısını izlemiştim. Sonra İngilizce Türkçesini çıkardılar. Tavsiye ederim, hoşunuza gidecektir. Bu videolar filmlerle ilgili çalışma yaprakları da hazırlanabilir. Ya da burada olduğu gibi filmden videodan önce izlerken ve izledikten sonra kısımlarla ilgili sorular sorabilirsiniz. Buradaki sorular az önce kitaptaki sorularla ilgili benzer şeyler tamamen hayal gücünde kalmış. Ya da çalışma yaprakları hazırlanabilir. Burada benim bir tane yaptırdığım bir çalışma yaprağı var öğrencilerimize. Meryem Rizani ile ilgili. O Meryem Rizani ilk kadın matematik isimli videonu izledikten sonra öğrencilerin o videoyla ilgili cevaplandırabileceği sorular var burada. Bu tarz şeyler hazırlayabilirsiniz. Diğer kullanım yollarımızdan yaşam öyküleriyle ilgili ya da başlarına gelmiş olan önemli durumlarla ilgili anekdot ve hikayeler anlatabilirsiniz. Mesela ben Hülya Şonkor vardı.
Caydar onların lise şey üniversite zamanında derslerine giriyormuş. Kendisi şöyle bir anekdot anlatır. Bir videosunda izlemiştim Müller Şekol'un. Caydar bir gün derse giderken toka takmış saçlarının iki tarafına. Önde oturan arkadaşlar bunu görüp gülmeye başlamış. Caydar da bunlar arada çok yoruldu diye ara vermek istemiş. Hülya Şenkon arkadaşların yanına gitmiş, niye gülüyorsun diye sormuş. O da demiş ki inanmayacaksınız ama Caydar toka takmış kafasına. Yok demiş, inanmıyorum ben, ya öyle bir şey yok. Daha sonra Hülya Şenkon Caydar'la daha samimi oluyor. İşte akademisyene yönelince onunla daha fazla vakit geçiriyor. Ve bunu soruyor. Evet diyor, ben o an şeyi takmıştım ama ne dediğini tabii ki saygıdan kendisine soramamış. Ama kendisinin nedeni olabilir, şundan dolayı taktığını düşünüyor Hülya Şenkon. Belki akşam yatmıştır, saçları bazen bizim doluyor. Ayağa kalkmıştır. Hoş bir görüntü olmayacağı için, onları indirmek için toka takmış olabileceğini düşünmüş Hülya Şenkon. Bir videoda izlemiştim bunu. Yine yaşam öyküleriyle ilgili anekdot ve hikayeler uygulaştırabilir. Bunu ben doktora tezim kapsamında öğretmenlerle beraber de yaptık. Öğretmenler bazı kadın matematikçileri öğrencilere ödev olarak verdiler. Hayatını araştırdılar ve onlar gibi giyinip onlara benzemeye çalıştılar. Ve onları gidip farklı sınıflarda anlattılar. Mesela bir öğrenci Hypatia'yı anlatmıştı. Üst sınıflara gitti. Bunlar ortaokul öğrencisi. 6. sınıfta 8'lere gitti. Kapıyı çaldı. Öğretmenin öğrencileri de haberi yok. Merhaba dedi. Ben Hypatia'yı kendim anlatacağım dedi. 3-5 dakikalık bir sunum yaptı ve çekti gitti ve çok da ilgi geldi. Bu ve benzeri şeyler yapılabilir. Proje ödevleri de verilebilir. Bundan bahsetmiştik. Size bu konferansta anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonra bir iki şey verip sizin sorularınıza getireceğim. Sunumumuzu bir şiirle başlattık ve şiirle bitirmek istiyorum. Bunu ben yazdım. Matematiğin yıldızlarına kadın matematikçilere atfediyorum. Kadın kadının derleriydi. Kadın matematik nedir şimdi bildim. Matematik matematik değil söylerlerdi. Matematik nedir şimdi bildim. Matematikte bulan, bulamadığı gönlünde olmayan, kadın matematikçilerin gönlünde olan matematik nedir şimdi bildim. Matematikte kırık yardıkları, matematik ile köprü kurdukları, kadın matematikçilerin gösterdikleri matematik nedir şimdi bildim. Cemalettin der matematik huzur, görünür her şeyde hazır. Yıldız nedir? Kadın matematik nedir? Matematik nedir? Şimdi. İnsanoğlu nedir diye sorsalar ben geride bıraktıklarıdır derim. İnşallah insan geride neler bırakır? Karakterini bırakır. İnşallah bizim için de iyi, doğru, güzel bir insandır. İmajı verebilmişizdir. Böyle düşünmenizi sağlayabilmişsek ne güzel bana. Yaptıklarıdır, yaptıklarımı sizinle paylaşmak istediğimi gösterdim. Biraz sonra bir eserimi paylaşmak istiyorum. Faydalı olabileceğini düşündüğüm için reklam gibi bir şeyim yok. Bir şey yaptık, bunu da insanlara duyurmamız lazım ki faydalansınlar diye. Bir de insanoğlu nedir? Çocuklarıdır. Hayırlı evlatlarına da bırakabilirsek ne mutlu bize. Öklü'nün şöyle bir sözü var, duymuşsunuzdur. Krallara özgü bir görmek ve öğrenme yolu yoktur. Bunun hareketle ben de kibir çöpleriyle görmekte giden birçok yol oluşturabilecek diye düşünerek bir kitap oluşturdum. Kibramız kibrit metri, bu tabiri bana ait, kibrit çöpleriyle geometri demek. İçerisinde 400 tane kibrit soruları var, geometriyle ilgili sorular var. Bu içerisinde de onun kibrit matik, kibrit çöpleriyle geometri versiyonunu yazıyorum. İnşallah bitireceğim. Önümüzdeki yıl dalga nasip ederse, size anlattığım bu kadın matematikçilerin sadece Müslüman olanlarıyla ilgili matematiğin yıldızları, kadın matematikçileri isimli bir kitap yazmaya başladığım içeriğini oluşturdum. Onu da inşallah 2022 senesi içerisinde yayınlamayı planlıyorum. Bu kitabın içeriğinde şu başlıklar altında 400 tane soru var. Resebe, kelime, ikara, ikara'yı duymaması, ne olduğunu söylemeyi merak edin. Üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar, dörtgen, küp, polinomino, alan, eşkenar, şekilleri özdeş parçada ayırma, çok önerilen katı isimlerin sayısını bulma ile ilgili sorular var. Birkaç tane soru örneği koydum. Bunlar resimle ilgili. Birincisi mesela silinir demek, ikincisi ayrık demek. Burada da kelime soruları var. Aşıdan açı oluşturmak istedim. Cetvelden pergel yapmamı istedim. Soru örneklerinden bazılarını koydum. Burada da kaç tane eşkenar üçgen var. Bu gibi sorular var içerisinde.
Sabrınız için gençler, arkadaşlar, hocalarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönülden söylüyorum. Gözünüze yaş, gönlünüze yaş, ayaklarınıza da taş değmez inşallah. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Top artık sizde değerli arkadaşlar. Sorunuz ya da yorumlarınız olabilir. Şöyle olsaydı ya da katıldık, iyi ki katıldık ya da yani katmaz olaydı. Bunu da diyebilirsiniz. Kimseye herhangi bir şey söylemeyiz. Sorunlarınız olabilir. Artık top sizde. Evet Hacer, buyur. Merhaba hocam. Merhaba tekrar. İnşallah faydalı olmuştur. Evet, evet hocam, çok iyi oldu. Benim bile bilmediğim bir sürü kadın matematikçi vermiş. Cahilliğimi anladım ne kadar. Sağ olun. Öğrenmemek ayıp. Ben hatta böyle sorular düşünmüştüm size soracağım. Onun içinde de şey vardı. Kadın matematikçiler yeterince tanınmıyor. Hani ne yapmalıyız gibi. O sonda söylediğiniz puzzle yapma vesaire. Onlar çok güzel açıkladı o soruyu. Onun için sormama gerek kalmadı. Bir de bir soru daha vardı. Onu sorayım isterseniz. Mesela hani geçmişte kadın matematikçiler bir sürü sıkıntı, imkan eksiklikleri yaşamışlar. Evet. Hani bu kadar başarıyı ona rağmen elde etmesini neye bağlıyorsunuz? Aslında sorunun içerisinde Hacer geçtim. Bu azim vesaire mi? En önemli şey bence sabretmeleri ve matematiğe ruhlarına adamaları bence. Yani matematikte başarılı olabileceklerine inanmaları olduğunu düşünüyorum. İnanç varsa gerisi geliyor. Ben bunu fark ettim. Kadın ya da erkek olsun. Ben bu işi başaracağıma inanıyorum der ve gereğini yapıp sabreder çalışırsan sonra muhakkak ki başarılı olacaktır. Şunu unutma. Allah zenginliği istediği insana veriyor. İlmi isteyene veriyor. Sen ilim istersen onun sonunda başarılı olmaman için herhangi bir engel yok. Onlar da başarılı olmak için sabretmişler, çalışmışlar, ellerinden geleni yapmışlar ve sonra da Allah onlara başarıyı nasip etmiş. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Hacı. Estağfurullah. Evet, var. Şey diye bir söz var hatta. Allah istene belasını da verir, Mevlasını da diye. İnşallah Mevla'yı bulmayı nasip eder. Başka sorun var mı Hacı? Diğer arkadaşlarına da söz hakkı verelim. Hocam çok teşekkür ederim. Arkadaşların soruları varsa onlara. Evet, genç arkadaşlar buyurun. Soru sormaktan çekinmeyin. Bildiğimiz kadarıyla bilmediğimizi bilmeyiz deriz. Bundan utanmayız, sıkılmayız. Varsa sormak istediğiniz, merak ettiğiniz ya da yorumlarınızı da alabiliriz. Yani sormak isteyen varsa sohbet kısmına da yazabilir. Belki konuşmak istemiyordur. Yok mu hiç kimse böyle söz hakkında konuşmak isteyen? Bazılarınızın kulaklık görünüyor biliyorsunuz. Kulaklığın mikrofon olması lazım ki sesinizi duyalım. Ama mikrofon olanlar da var. Mesela Şevval, Soytuk var burada. Ama çoğu kulaklıkta görünüyor. Onlar şeyini değiştirmeleri lazım ki soru sorabilsinler. Ya da Züleyha Söğüt görüyorum burada. Bunlar galiba Düzce Üniversitesi'nin öğrencileri anladığım kadarıyla. Benim hocalarım da var burada mesela. Selahattin Arslan hocama buradan. Matematik tarihi konusunda benim buraya yönlenmemi sağlayan değerli insandır kendisi. Kendisini burada gördüm. Trabzon Üniversitesi'nde profesördü, ismini görüyorum. Belki kendisinin söyleyecekleri de vardı ama buraya da kulaklık da gelmiş. En azından ben kendisini gördüm ya. Onun da çalışmalarını takip etmenizi tavsiye ederim. Ortak çalışmalarımız da var. Matematik tarihiyle ilgili yurt dışında da doktora ders almış. Ben onun sayesinde biraz matematik tarihine yöneldim. Onu da burada görünce söylemeye gereği duydum. Doktorasını yurt dışında yapmıştır. Böyle bir bakınca, kendisini görünce tanıdık. Benim kendi öğrencilerim de var burada. Lisanslanan öğrencilerimiz var. Mezun olarak atanan öğrencilerimiz var. Düzce Üniversitesi'nden de yabancı olduğunu onlar büyük ihtimalle sizin Düzce Üniversitesi'nin öğrencileri. Varsa buyurun gençler. Soru sormak isteyen Ömer Faruk Talay bizim eski öğrencimiz şöyle demiş. Hocam şu eğitim fakültelerinin %70'ini %80'ini bayan matematikçiler oluşturmaktadır. 500 yıl önce veya daha önceki zamanlarda kadın matematikçilere çok az hatta hiçbir yer verilmezken şu anda %70-80 gibi oranla eğitim fakültelerinin kadın matematikçileri oluşturmuştur. Fakat şu anda eğitim fakültelerinin çoğunluğu kadın matematiği oluştu. Onun cümleleri biraz düşük olmuş burası.
çoğunluğu kadın matematiği oluştuğuna göre erkek matematiğinin azalmasında bir sıkıntı söz konusu değil midir? Teşekkür ederim. Hocam da diyor ki mikrofonu açamadım. Hocam tekrar çıkış yapmanız gerekiyor ya da şu orta alt tarafta kulaklık resmi görünüyor. Onu mikrofona dönüştürmeniz lazım. Bu biraz bence şeyle alakalı. Biliyorsunuz yakın zamanda yani kız çocukların doğumu erkeklerden daha fazla öyle bir artış var. Bu artışla beraber kadın nüfusu da giderek artmakta. Ona bizim ya da sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Ama görünüşlerdi ki bu dengeli gidebilse çeşke. Kadın ve erkek en azından %50-50 olarak devam etse. Yani görünüşler ama bu bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Dediği gibi Ömer'in dediği gibi kadın nüfusu artmakta. Onu yapacak artık bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hocam, Selahattin Hocam yazarak bir şeyler söylüyor. Mikrofonu şey yapamamak. O yazana kadar Hacı senin ya da diğer arkadaşların var mı sorusun? Genç arkadaşlar, soru sormaktan çekinmeyin. Soru sormaktan çekinen arkadaşlar şey yapabilir. Yazılı olarak görüşlerini ifade edebilirler. Değerli arkadaşlar. Varsa. Bakalım arkadaşlardan kimler varmış. Volkan Hocama buradan çok teşekkür ediyoruz öğrencilerine de. Kendisi de burada. Onun da söyleyeceği bir şey varsa dinlemek isteriz Volkan Hocam. Yani böyle bir şeye bizi de kattınız. O yüzden hepinize ben de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Hocam diyor ki Selahattin Hocam biraz geç girdim ancak gençler oldukça faydalı bilgiler verdin. Emekleri için teşekkür ederim. Estağfurullah hocam sizden öğrendiklerimizi anlatmaya çalıştık. Özellikle kadın öğrencilerimizi yeni bir ufuk açacağını düşünüyorum. Ağzınıza sağlık diye yazmış. Evet Volkan Hocam geldi. Buyurun hocam sizi dinleyelim. Hocam öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizim de biraz uzak. Aslında ben de bilim insanı imajı üzerine çalışmalar yapıyorum. Öğrencilere bilim insanı imajlarına baktığımız zaman ister ortaokul olsun, ister lise olsun, ister üniversite öğrencisi olsun. Her üç alanda da yaptığımız çalışmalar var hocam bizim de. Yani bilim insanı dedikleri zaman aklına cinsiyet olarak ilk önce erkek bilim insanı geliyor. Yani bayan öğrencilere de çizdirmemize rağmen çok yoğun bir şekilde Türkiye'de ve bütün dünyada yani bizim Türkiye'ye veya Orta Doğu'ya veya Doğu'ya, Batı'ya, Kuzey'e, Güney'e şeklinde değil. Yapılan bütün çalışmalarda bilim insanı, öğrencilerin zihnindeki bilim insanının erkek olduğunu görüyoruz. Tabii bu durum büyük bir ihtimal matematikçiler içerisinde de geçerli olduğunu işte sizin sunumunuzda gördük. Hatta böyle bir çalışma yapılsa da yine bence hani zihninizdeki matematikle uğraşan bir bilim insanı çizin desek büyük bir ihtimal. Yani üniversite öğrencileri haricinde ya da bu sunuma katılmayanlar haricinde öyle diyeyim. Erkek olacağını düşünüyoruz. Yani en azından böyle bir öngörümüz var. Bu anlamda matematik biliminde de bayan veya kadın bilim insanlarının veya insanların ne kadar etkili olduğunu sayenizde öğrenmiş olduk. Bunun yanında tabii bir de çok güzel yani İslam coğrafyasında da, Türk-İslam coğrafyasından da örnekler verdiniz. Ben şahsım adına çok bilgilendiğimi düşünüyorum. Tekrardan emeklerinize sağlık diyorum hocam. Ben birkaç soru sorayım. Evet. Genç arkadaşlar sormak istemedi. Bu anlattığım evet. Dışında bildiğiniz Müslüman kadın matematikçi var mı? Müslüman istiyorum. Yabancı çok var. Onlara ben bilerek yer vermek istemedim. Özellikle Müslüman kadınlara yer vermek istedim. Var mı hocam? Ha, şu da var dediğiniz Müslüman kadın matematikçi. Ya da kadın matematikçilerin hayatını anlatan bildiğiniz kitaplar var mı? Onu da yazabilirsiniz. Hem Müslüman kadın isimleri, kadın matematik isimleri hem de onların hayatını anlatan bildiğiniz bir kitap var mı? Varsa yazarsanız sevinirim. Sohbet kısmına. Var mı değerli arkadaşlar? Bildiğiniz bir kitap olabilir. Bir kadın matematikçi ismi olabilir. Sanırım kimsenin... Biri yazıyor. Seher Koçpınar yazıyor. Bakalım ne yazıyormuş. O da benim yok hocam maalesef yazıyormuş. Biz de bir şey birisini yazacağını zannettik. Olsun. Aslında birkaç kişi daha var. Söylemek istemiyorum da. Kitap ismi var mı bildiğiniz? Ben bunları mesela 2 gün önce Giresun'da verdik. Orada koydum ama slide çok uzun olmasın diye onları çıkardım. Yani ben diğer slide'ıma koymuştum. İsteyen internette çok rahatlıkla bulabilir. Sizin bildiğiniz var mı diye merak ediyorum.
Peki bunu şey yapamadığını şunu sorayım. Peki biz kadın matematikçilerin hayatlarını derslerde başka nasıl kullanabiliriz? Fikri olan var mı? Hocam şu da yapılabilir dediğiniz bir şey var mı? Şu da olabilir. Hocam benim aklıma şey Buyur gelmişti. Hacer. Tamamen böyle siz anlatırken düşünmüştüm. Öyle masallaştırmak gelmişti çocuklara uyumadan önce mesela. Ama basitleştireceğiz hani böyle bilgi değil de öyle masal tadında bir şey olabilir. Küçüklükten güzel olur gibi. Evet, buna yönelik çalışmalar da var. Çok güzel Değil dediğin mi? gibi. Özellikle küçük çocuklar için uykudan önce sanki belki ilkokul öğrencileri için ya da daha küçük çocuklar için böyle en azından Müslümanlardan hayatından bahsedilebilir. İlginç Bilinç bir altlarına yazılır en fazla yani hiçbir etkisi olmasa bence bile. söylediğin güzel bir örnek. Aslı Demir de bir şeyler yazıyor. Bakalım neler yazacak. Oraya koyulabilir, şey yapılabilir. Verdiğin güzel bir örnek. Buna yönelik bilimsel çalışmalar da var. Burcu Duymaz hocamız var. Böyle masallaştırmaya çalışıyor buna yönelik. Bilmiyordum hocam şu an aklıma Bak geldi. Onu da bir o araştırayım. çalışıyor. Yani senin dediğin gibi bilim insanları için de çok güzel yapılabilir. Yani. Evet hocam. Orhun hocam sizin var mı önereceğiniz değerli hocam? Hocam şu şekilde bir öneride bulunabilirim. Hani kendi çalışma alanımdan yola çıkarak yapılan çalışmalara baktığım zaman bu yine öğrencilerin zihinlerindeki bilim insanı imajına yönelik olarak ders kitaplarının oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Evet. Yani öğrencilerin çizdikleri yani zihnindeki bilim insanı imajıyla kitapta verilen görsellerde ya da anlatılanların neredeyse birebir bir örtüştüğünü görüyoruz. Evet. Hani sizin bu ilköğretim matematik olsun, lise matematik olsun ya da okul öncesi ya da işte ilkokul diyelim. Buralardaki acaba kitaplardaki bu matematikçi bilim insanlarının verilme durumu nasıl? Yani ben tabii dediğim gibi ben size de demiştim alanım kimya eğitimcisi aslen. Acaba matematikteki bu ders kitaplarındaki durum nedir? Yani yeteri kadar kadın matematikçilere yer veriliyor mu? Yaşam öykülerine, çalışma alanlarına, çalışma yöntemlerine, görsellerine. Hani daha demin Hacer arkadaşımız da söyledi. Yani bu aslında farkında olmadan hani öğrenme dediğimiz bir durum. Bilinçaltına bu şekilde yerleştirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'yi düşündüğümüz zaman ders kitapları biliyorsunuz yani öğrencilerin evlerine en çok giren kaynak olarak şu an o gözüküyor. Bu anlamda bir çalışma yapılabilir veya bu yönlü şeyler daha böyle öğrencilerin zihinlerindeki ya da kadın matematikçilere olan ilgiyi ya da matematiğe olan ilgiyi de aynı şekilde arttıracağını düşünüyorum. Bilmiyorum yani bu noktada çalışma var mı açıkçası Ben bir şey matematik söyleyeyim Orkun alanında? hocam. Sözünü kestim. Fendeki durum neyse bilim imajı ile ilgili matematikte de aynısı. Bununla ilgili Aynen. çalışmalar var. Ben okudum. Hatta dedin ya ders kitaplarında var mı? Benim birkaç tane daha çalışmam vardı. Buraya koymadım slayt çok uzun olmasın diye. 2 gün önce Giresun'da bunun benzerini verdik. Orada koydum. Yani uzun olur gençler sıkılmasın iftara da yakın olduğu için. Ben bir çalışma yaptıydım. Öğretim programlarını şey yaptım, inceledim. Hangi bilim insanları var orada matematikle ilgili? Hepsi erkek. Bir tane kadın yok. Aynı şeyi ders kitapları için de yaptım. Benim uzmanlık alanım olduğu için ders kitaplarında bir tane kadın matematikçi yer verilmiyor. Biz bunu nasıl artıracağız? Ders kitaplarına, öğretim programına, onların matematiğe, bilime katkıları ile ilgili kazanımlar, etkinlikler, hayat hikayeleri koyacağız. Bunlarla ilgili kitap sayısını artıracağız. Hatta bu sadece ilkokul, ortaokul değil, üniversite kitaplarında da ders kitapları var mesela matematik tarihiyle ilgili. Bunların içerisine de koyulması lazım. Bir tane şey yok. Kadın matematikçi yok. Maalesef koyulmayınca öğrenciler ne anlıyor? Demek ki matematikte böyle sözü geçen, çalışma yapan doğru düzgün bir kadın yok imajı oluşturuyoruz. Bunun oluşturmasını da biz sağlıyoruz. Bunu da yine engelleyecek olan biziz. Bunu da ancak niye yapabiliriz? Bu gibi konferansları artırabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Ben o yüzden bunu istedim. Bazı arkadaşlarım bana şunu dedi mesela. Ben hiç şey yapmadım, önemsemedim. Diyor ki hocam niye sen bir erkeksin kadınları anlatıyorsun? Bunu bir kadından anlatsa daha iyi olmaz mı? Hiç şey yapmadım. Benim uzmanlık alanım. Ve dedim ki niye olmasın ki? Bunu niye kadınlardan bekliyoruz? Erkekleri bunu niye yapmasın? Benim de bilgim var. Bilginin de zekatını verelim dedik. Hacer'e de öyle demiştik. Bunun bir ödeviydi, şuydu, buydu demedim. Yani bizim de çok işimiz var. Olsun.
Öğrencinin kalbini kırmayalım, ilmimizi onlarla paylaşalım, bildiğimiz kadar anlatalım. Beni bulmuş, yani başkası da olsa kadın erkek fark etmez. Anlatmak gerektiğimizi düşünüyorum. Öğrendiğimizi anlatmakla mesulüz. Onun da bir vebali var. Onun da bir sadakası var, zekatı var. O yüzden paylaşmak istedim. Belki çok zaman harcadım, ettim. Önemli değil. Bir kelime biriniz öğrendi mi, arkamızdan bir hayır dua etti mi, Allah razı olsun dedim mi, yani benim için gerisi çalışmam, etmem hiçbiri önemli değil. Burada güzel insanlar tanıdım. Hacer'i tanıdım, Seher'i tanıdım, Volkan hocamı tanıdım, Şahin hocamı tanıdım. Yani burada belki isimlerini bilmediğim birçok öğrenci var. Onlar da bizi tanımış oldu. Giresun'a bekleriz. Bir işiniz olduğu zaman, yapabileceğimiz bir şey olduğu zaman elimizden geleni yaparız. Bunlar bence diğerlerinden çok daha önemli diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani başka isteğiniz, soracağınız, edeceğiniz bir ricanız varsa, yani mail adresimi de yazdım. İstediğiniz zaman Instagram'dan olsun, Face'den olsun, Facebook'tan olsun şeyden ulaşabilirsiniz. Yeter ki yani bir isteğiniz, bir arzunuz olsun. Özelden de soru sorabilirsiniz. Diğer konferansta da gördüm. Adam, hocam sormak istemedim, size özelden yazabilir miyim? Olabilir. Belki eksik yedik bulursunuz. Bir hocam bir şey sormuştu geçenki şeyde. Kadın matematikçilerin matematiğe katkılarını vermemiştim mesela. Bilerek vermedim, çok uzun olur diyor. Bunu da verdim. Hocamı da aradım. Milli Eğitim'den buldum. Dedim ki hocam bugün yaptım. Yani ona sorduğu sorunun ehemmiyetine binaen hocamı aradım, internetten buldum. Telefonunu açtım, şaşırdı. Hocam bugün sunumda kadın matematiklerini bilme katkılarını da koydum. Buyurun dedim, teşekkür ettim. Yani onun sorusu benim için önemliydi. Sizin de böyle bir şeyiniz varsa eksik ödük elimden geldiği kadar tamamlayıp gönderebilirim. Yani bu benim için sorun olmaz. Evet hocalarım, Hacer, Volkan hocam. Yoksa... Yok, teşekkür ederim. Arkadaşlar 2-3 tane fikir yazmışlar sanırım. Onlara baktım. Kadın matematik hayatları panolara koyulabilir. Arkadaşımız kaçırmış herhalde. Bunu anlattık. Tiyatro dediğim, oyunlaştırma dediğim benim aslında tiyatro. Aynı şey. Ondan da bahsettim. Benim de aklıma şey, karikatür geldi şu an. O da var. Karikatürleştirilebilir. Evet. Hacı çok güzel dedin. Benim doktora tezimde bir hocam da yapmıştı. Bunlara yönelik o hayatındaki önemli şeylerin bazıları, bir kısmı karikatürize edilebilir. Çok da etkili olabilir. Kitaplara da koyulabilir bu. Öğrencilere ödev olarak da verilebilir. Çekecek hale geliyor. Evet, bak bunlar da yapılabilir. Yani bu konuda yapılabilecek aslında çok şey var. Hepsini koymak istemedim. Başka şeyler de var da bir kısmına yer vermek istedim. Dediklerinin hepsi doğru. Karikatürize de edilebilir. Var mı değerli arkadaşlar başka sormak ya da bir öneriniz varsa buyurun, biz buradayız. Yoksa daha fazla zamanınızı almayayım. İftar hazırlıkları yapacaksınızdır. Sizden bir ricam, bize de dua ederseniz, yani Ramazan boyunca sadece bize değil kendinize, ülkemize de bu koronadan bir an önce inşallah kurtarırız diye. Ve sizden ricam, inşallah bu korona konusunda mesafenize, temizliğinize, maskenize dikkat ediyorsunuzdur. Azami dikkat edin ki yoksa bu korona başka türlü bitmeyecek değerli arkadaşlar. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Sizi tanıdığım Allah'a için. Allah'a emanet olun diyelim. Volkan hocam. Acer. Hocam sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka zaman bu tarz bir programı yüz yüze gerçekleştireceğiz diyelim. İnşallah hocam. Her zaman bekleriz inşallah. İnşallah hocam. Allah'a emanet teşekkür olun diyelim hocam. Sağlıcakla. Sağ olun hocam. Siz de. Hadi hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Sağ olun hocam.